Herkese merhabalar, ben LGS Tayfa'nın Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. LGS, taktiklerle paragraf bilgisi anlatımımıza devam ediyoruz. 7. videodayız, hemen başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlar, cümlelerin yerini değiştirme, cümlelerde yer değiştirme, cümleleri yer değiştirme şeklinde düşünebiliriz bu başlığımızı. Bazı metinlerde demişiz, soruyu hazırlayan yazar iki cümlenin yerini değiştirir. Yani parçada paragrafı alır, numaralandırır, ardından o numaralara dokunmadan cümlelerin yerini değiştirir. Ve öğrencilerden bunları bulmasını ister. Aslında bunu bir muziplik olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu soruları aslında bu kadar da büyütmeyelim. Böyle bir durumda peki parça bütünlüğü tabii ki dikkate alınmalı. Parça bütünlüğünü düşünerek ve mantıksal eğer bir düşünsel metin varsa karşımızda, düşünsel metin varsa kesinlikle doğrudan mantık devrede olacak. Eğer bir öyküleme söz konusuysa orada da kronolojiyi dikkate alacağız arkadaşlar özellikle. Şimdi iki cümle olmaması gereken yerdedir bu tarz sorularda ve kendilerinden önce ya da sonra gelen cümleyle ciddi bir uyuşmazlık içerisindedir bunlar. Bu iki cümlenin yeri karşılıklı olarak değiştirilerek sağlama yapılır ve bu şekilde cevaba ulaşırız. Şimdi bu tarz sorular hangi soru kökleriyle karşımıza geliyor? Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir şeklinde karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar bu soru tipi. Şimdi neyi hatırlayacağız? Cümlelerin birbiriyle anlamca ve yapıca uyum içerisinde olduğu yapı metin ya da paragraf olarak adlandırılır. Eğer metindeki iki cümle kendisinden sonraki ya da önceki cümleyle anlamca veya yapıca uyumsuzluk içerisindeyse veya bu hissi veriyorsa o cümleler birbiriyle yer değiştirmelidir. Durumumuz bundan ibaret arkadaşlar. Mantık arayacağız, kronolojik sıra arayacağız veya öykülemeden bahsediyorsak eğer. Şimdi bir örnek üzerinden yürüyelim ve bu örnek üzerinden taktiğimizi uygulayalım, tarzımızı. Daha doğrusu bakın burada hep şunu söylüyorum. Burada taktik ile kastettiğimiz şey şu. Soru tiplerini göreceğiz. Bütün soru tiplerini ve bu bütün soru tipi mantığı içerisinde biz ne düşüneceğiz? Hangi bilgimizi devreye sokacağız? Ve bu tarz sorularda biz neye dikkat edeceğiz? Meselemiz bu. Şimdi soru kökümüze bakalım. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? Hemen parçamıza bakıyoruz. Rahatsız eden noktada duracağım. İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları bombus arılarının gövde büyüklüklerinin çiçeklerin yerlerini ezberlemekte etkili olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi bir giriş cümlesi niteliğinde görünüyor, konuyu ortaya atıyor. Araştırmacılar diyor, devam ediyor çünkü burada bilim insanlarından bahsetmişti. Araştırmacılar diye devam edebilir. Araştırmacılar bunun için üniversitede bulunan seranın içine bal özü miktarları birbirinden farklı yapay çiçekler yerleştirdi. Tamam. Gövdesi daha büyük olan bombus arılarının bal özü miktarı daha fazla olan çiçeklerin yerlerini daha kolay bulduğu ortaya çıktı. Gövdesi büyük olan bombus arılarının dedi. Dikkat. Sonra onların da büyük gövdeli bombus arıları gibi. Şimdi zaten büyük gövdeli bombus arılarından bahsediyordu. Bu sırada ardından gelen cümlede onların da büyük gövdeli bombus arıları gibi dedi. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Burada yakışmadı. Burada olmadı bu cümle. Bir daha söylüyorum. Bir daha dikkat edelim. 3 numaralı cümlede şöyle dedi. Gövdesi daha büyük olan bombus arılarının dedi ve onlarla ilgili bir şey söyledi. Sonra 4 numaralı cümleye geldi. Onların da büyük gövdeli bombus arıları gibi dedi. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Az önce zaten büyük gövdeli bombus arılarından bahsediyordu. Sonra da onların da büyük bombus arıları gibi dedi. Demek ki burada aslında başka bir şeyden bahsetmeli. Bu cümle burada olmamalı. Zaten geriye ne kaldı arkadaşlar? 5 numaralı cümle kaldı. 5 numaralı cümlede de şöyle diyor. Gövdesi daha küçük olan bombus arıları içinse böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirlendi. Tamam, şimdi sorun çözüldü. Yani 5 numara ile 4 numara yer değiştirmedi. Şimdi bu şekilde bakalım konuya. 3 numaradan başlatıyorum ve yer değiştirerek okuyacağım 4 ile 5'i. Gövdesi daha büyük olan bombus arılarının bal özü miktarı fazla olan çiçeklerin yerlerini daha kolay bulduğu ortaya çıktı. Gövdesi daha küçük olan bombus arıları içinse böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirlendi. Onların da büyük gövdeli bombus arıları gibi, onların da yani gövdesi daha küçük olan bombus arılarından kastediyor. Onların da derken büyük gövdeli bombus arıları gibi çiçekleri bal özü miktarını tespit etme çabasında oldukları gözlemlendi. Arkadaşlar burada istediği kadar karmaşık bir şeylerden bahsetsin. Bizim için önemli olan, burada dikkat ederseniz isterse kuantum fiziğinden bahsetsin, isterse bizim hiç alakamızın olmadığı bir konudan bahsetsin. Burada biz hep söylüyorum, yapısal, anlamsal bağa bakacağız. Burada cümleler arasındaki uyuma bakacağız. Yani konuya aslında biraz teknik bakacağız. Öyle baktığımız zaman soru kendiliğinden çözülüyor. Diğer şeylerin sizin zihninizi oyalamasına izin vermeyin. Bakın yakaladığımız şey çok basit bir noktaydı aslında. Tamam. Yani onların da büyük gövdeli bombus arıları gibi dedi. Ve biz buraya takıldık tamamen. Tamam. 4 ve 5 değişmeli, yer değiştirmeli. Yani cevap D olmalı bu soru tipinde. Arkadaşlar biz taktiklerle paragraf bilgisine devam edeceğiz bu sırada. Tabii sizden dönütleri bekliyorum. Muhakkak burada bölüm altına, video altına yorumlarınızı bekliyorum. Onun dışında tabii ki beğen tuşuna basmanızı bekliyorum. Abone olmadıysanız muhakkak abone olmanızı bekliyorum. Arkadaşlar bu sene efsane olacağız. Bu sene biz harikalar yaratacağız. Bizden daha iyisi olmayacak. LGS Türkçe'de, paragrafta ve bundan sonra gelecek serilerle beraber Türkçe'de 20'de 20 yapacağız. Hiçbir soruyu kaçırmayacağız. Çünkü biz birlikte efsaneyiz. Bir başka videoda görüşmek üzere.